Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkı Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala merhamet kılıp bazı varlıklar şimdi dedi ki elbette bu hayata dünyanın misali bir kurup ölüp yatken yer yok şeydi. Bu ölüp kurup yatken yerge aslından Allah su çürgen payette ana şu ölü yerden hılma hıl köketler bunu çıkardı da yer yaşınıp köketler abad buladı. Ve özünü payette kegen payette gülleydi, açıladı, yaşınıydı ve küş şamalı kegenden keyin sargı yitirip köçürüp yokup taşıdı onudan huttu yer deşine sözmen kendi yeni ölüktür oradı yer diye. Elbette biz bu bana cenazalar geri geçken halde kabristanlarga boramiz, mayitni ko'mamiz ve ana şu kabristandan çıkıp ketayotgan paytda bir ijobiy ozuqa, ijobiy zaryad olib chiqamiz ki hammamizning qalbimiz bir kun shu yerga kelishimizni o'ylab bir xil taskin oyog'i tashib ketamiz. Lekin Alloh taoloning qudratiga qoyil qolishlik kerakki, dunyoda shunday chiroyli qilib bezatib qo'yibdi. Chiqib 5 minut yoki 10 minut o'tgandan keyin kabristondan olgan xulosalarimiz esimizdan chiqadi, yana bob-boyda dunyoga kirishib ketamiz. Ulamolar bu hayotda dunyoni bir juda bir ketib olgan chiroyli bir qizga o'xshatar ekan. Bu dunyo degan chiroyli qiz hech kimga qo'l yetmaydigan baland joyda kursida o'tirar ekan. U qizni oldidan o'tgan har bitta kishi ajabmas, menga qarab bir qiyoboq varsa deb hamma ko'zini qisib o'tar ekan. Lekin hiç kim onga ko'zini qismas ekan. Hiç kimga ko'zini qismas ekan. Hamma ko'zini qisib-qisib o'tib ketaverar ekan. Mengacha qancha odam o'tgan bo'lsa dunyoda, hammasi ko'zini qisgan, lekin birortasiga qiyob boqmagan degan narsani eshitar ekan, lekin umid qilaverar ekan hamma. Menga qiyob vaqt bo'lar. Dünyada Allah Teala bana şöyle bir çirali hayatı dünyada hemen gözünü kısa dedik. Bana şu kıyamet günü de bana şu dünyada Allah Teala dünya hayatını bir insan suratı da tırıltırarken hadislerde geledi. Nihayette bu huni, bedbeşere, yüzleri yetiştirirken, koruyken, dişler tökülüp etken, kemper suratı da tırıltırarken. İnsanlar şunu kötüden kovalayırken buladı. Çirali kızı da bu dünyada. Allah Teala şunu diye bezatıp o geldi ki hemen gözünü kıskan idi. Şimdi Allah Teala kıyamet günü de bana şu dünya hayatını kemper suratı tırtırıp o geldi. Hemen, bu kim bu? Nemçe bat başarı, nemçe hunu idi geldi. Sılar yakış görüp o geldi. Dünya aslında şundan da kıydı derken. Bana şu hayatta dünya Allah Teala'da bir sınav imtihanı iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu diye barmağını kösatıp etti ki dengizi kolayladı şunu diye salıp çıkarsaylar. Dengizden kança kemiydi dedi. Hiç kança kemamiydi. Dünya hayatı dedi, lezzet, dünya hayatının hamması ana şu barmak utken namçeli bu miydi? Ahirette aldı, nimetler de aldı dedi. Ahirette Allah'ın huzurundaki nimetler akiyen olsa, dünyadaki hayat ana şu kolumuz yukkan, nam sablanırken. Bana talleyli buradalar. Yani ben de kısız kuru kaladı. Balinsiz gözünü hem kısı vardı dedik. Kalasın yeryüzü abadi. Kıyamet günü de ana şu dünya hayatı boptu körüngen ana şu kemper Allah'dan sorarken parvardigar cenneti bandelerinin içi de en pas derecesi ilgelegenge mene mülk kılıp bergen etibar veriyle. Bütün dünya boyligi, dünya hayatı en pas derecede oturgen cenneti bandege mülk kılıp verişigin Allah'dan özü sorarken. Biz kuvalı yapıyoruz mu bunu hazır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günlerde burada sahabalardan ketiyatıydı. Yolda bir eşkini balasını öyle giyotken idi. Bu eşkini balası sasip etken idi. Bu neçü gün buraya olgen iken. Egez taşı olgen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetlerdi. Hani keliler dünya dedi. Bana dünya dedi. Kim benden şunu iki dinarga satıp aladı dedi. Tasarruf edin ki kastapı alıyor balasız. Kurtuvası paşa çiçi bir sasip etken kellanı al yaptı. Mağını bir son galası mı diyaptı. Onu yüye avarıp kön varsanız okut bop keter. Lekin kötere avarı şeyde hazar kılarsınız. 5 son beri özü de kal olsun deyiz.
Dünya hayatı bana şimdi, lakin Allah Ta'ala şimdi çıralı kıpı yana giden, şeytan bizge daim bunu zina dekili kürsetken giden, esimizden çıkarıp koyamız eken. Ana şu kemper en pas derecedeki bendenge birgen, cennete inişike beni mülk kılıp koşu birgen de Parvardigar Azze ve Celle derken, ey dünya derken, sen dünyadalik payete de benden, seni unge rava körmegen edim, cennet kekirgen de endi seni rava körmem unge derken. Buradalar, Allah da Allah bu dünyada bizge rava görmeydi. Vel akibatu hayrun lil muttaqin. Vel al ahiratu hayrun leke minel ula. Ahiret ey Muhammed Aleyhisselam, bu hayata dünyadan sizge hem yakşırak, hem bakirak. Şunu esnen çıkarmaydık. Biz közümüzge çıralı köy, her yatıragen narsa tılla bulur muydu buradalar? Mi yapsın olsun ki bu közlerimiz bazılarımızı ki yumulgen de açıladı. Ha istikin erip kalamız. Biz hayatta dünya matas kegeniye kunab, ketgeniye kaygırmayelik. Neme üçün kunab, neme üçün kaygırsızdı bileyelik. Allah Ta'ala bize kendi nimet bergeniye kıskılayelik. Bu nimet dağıldı da dünyada hemen matası sarahçaka yerzimiydi. Allah Ta'ala siz bilen bize La ilahe illallah kelimesini bergen. Ve Muhammed Resulullah. Bunu fakat bize bergen. La ilahe illallah kelimesini başka peygamberler ümmetleri yiyen bergen Allah Ta'ala. Şunu diyemez mi? İbrahim Aleyhisselam diyor yaşayan adam Müslüman bugün La İlahe İllallah degen. Musa, İsa, Davud, Süleyman, hemen peygamber La İlahe İllallah deyip kegen. Hemen o kişi geri yaşayan, ana şu peygamberler geri yaşayan kişiler Müslüman bugün. Lekin Muhammed Resulullah fakat bizge birgen. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Eğer sizlerge verilgen nimetlerini sana mahşub olsaylar, adakıge yetamisiler deyip. Hamma ne'matdan ne'matu birodarlar Muhammad Rasululloh bu haqiqatan ne'matulloh. Mana bugun Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummatiga berilgan fazil haqida gaplashamiz. Ummati Muhammadning fazilat haqida. Kimimiz qaysi darajada yashayapmiz, Alloh bilsin, lekin bu yerda aytilmoqdigan biz ummatga berilgan fazilatlar deyishgan paytingizda payg'ambarlar havas qilganligini eshitgan paytingizda Allohga alhamdulillah deyishdan boshqa gap qolmaslik kerak. Qancha salomatchiligimiz chatoq bo'lsa ham, qancha kambag'al bo'lsa ham. Chunki o'tib ketamiz birodarlar. Nuh alayhissalom qavmini mana ko'p qaytaramiz gapimizni. Qavmlar keladi, 70 yil yashaydi bor yo'qi. Desa, ular endi 1000 yillab yashagan. Bir ayol turib aytadiki, agar deydi, shu 70 yil yashaydigan odamlardan birortasini ko'rsam, bir gapim bor ularga deydi. Nima gapim bor edi? Ey odamlar, 70 yil yashaysizlar ekan. Bitta sajda bilan o'tkazib yuboringlar 70 yilda degan bo'lardim. Bir yerde oturganlarımız, aksarımız Yaman'a yaşa bolduk onu. Davandı suge çıktık, uyağız puskası tez boladı, halas da gürük hocam şükreti oradı. Buradalar, bugün Ramazan ne için şunu? Kaleyler de, ettege Ramazan'ı kendi yatırdık. Bugün tutamız mı? Kece ayeti yatırdık. 8 gün ötüptü. Ad-dünya sa'a faci al-hata'a. Odam dahshatga tushib ketishgan agar fikr qiladigan bo'lsa, vaqt o'tayotganiga qarab turib, dunyo bir soat umr degan Rasululloh, shu bir soat ibodatga aylantiringlar degan. Musa alayhissalom Alloh taologa mana kitoblarda rivoyat qatori keltirilgan albatta bir xulosa. Bu oyat yoki hadis emas, lekin bir xulosa olsak bo'ladi. Musa alayhissalom Alloh taologa aytadiki, "Parvardigoro, ana shu lavhda o'qidim, lavhdan xabardor bo'ldim, menga xabar berildi, bir ummat bor ekan. O'zlari shafoat ham olishar ekan, yana shafoat qilish huquqiga ham ega bo'lar ekan. Shafoat faqat payg'ambarlarga berilgan birodarlar. Lekin biz ummatimizga mana shunday shafoat qilish huquqini bergan ekan solih bandalarga. O'sha fazilat meni ummatimniki bo'lsin deganda Alloh taolo yo'q, bu Muhammad ummatiga beriladi bu fazilat deydi. Musa alayhissalom aytadi, "Parvardigor, ana shu alvohlarda topdimki, kun bo'yi qilgan gunohlarini kunda o'qigan 5 mahal namozi kafforat bo'lar ekan. 5 mahal o'qigan namozi kunda qilgan gunohlarni yuvib turar ekan. O'sh fazilat meni ummatimniki bo'lsin deganda, yo'q, bu Muhammad ummatiga berilgan ekan. Mana bilamiz, sahih hadislarda kelgan, bir namoz bilan ikkinchi namoz o'rtasida bo'lgan gunohni namoz yuvib ketadi. Bir juma bilan ikkinchi jumada qolgan gunohlarni juma yuvib ketadi. Bir Ramazon bilan ikkinchi Ramazonda gunohlarni Musa alayhissalom xalos qilyapti birodarlar. Meni ummatimga ber desa, bu Muhammad ummatiga deb aytilyapti. Aytadi, Parvardigora bir ummat bor ekan.
zalolatdagilar bilan jihad qilar ekan va Masih Dajjolni o'ldirishar ekan. O'sha ummat fazilati meniki bo'lsin, meni ummatimga shu fazilati ber degan Alloh taolo bu Muhammad ummati deyar ekan. Parvardigoro, yana lavhda ko'rdim. Bir qavm bor ekan, bir ummat kelar ekan, tahorati suv bilan ham bo'lar ekan, turpoq bilan ham bo'lar ekan. O'sha fazilati meni ummatimga ber. Parvardigor azza va jalla bu Muhammad ummatiga beriladi. Havas qilib polashyapti o'zini ummatiga. Qadrga yetamizmi? Odatda o'zimizdagi bor narsani yo'qotib qo'ygandan keyin yetamizda qadriga. Shunday emasmi? Tinchligimizni, yoshligimizni, sog'ligimizni, hokazoyimizni. Bizga shunday narsa berilgan. Qadrga yetaylik buni. Musa alayhissalomni so'rayapti, Parvardigoro. Ana shu lavhda o'qidim. Avvalgi ummatlar sadaqa qilishsa, sadaqasini kuydirib yuborar ekan. Ha bu ummat sadaqa qilib turib o'zlari yorar ekan. O'sha fazilat meni ummatimga berilsin. Bu Muhammad ummatiga. Esladik. Odam alayhissalom ikkita o'g'li qurbonni qilishadi, qana qiladi? Ot chiqib qo'yadi, ot kuydirib ketadi. Zakotni beramiz, o'zimiz ichimizda qoladi. Qo'ydi so'ramiz Allohga, go'shini o'zimiz yeymiz. Tushunyapsizlarmi? Bu bizning ummatga berilgan, avvalgilar kuydirib yuborishgan ekan qo'yni ham chiqib. Shu fazilat meni ummatimga bo'lsin deganda Alloh taolaga bu Muhammad ummatiga beriladi. Yana aytar ekan Musa alayhissalom, Parvardigoro bir ummat bo'lar ekan. Ulardan bittasi bitta savob qilsa, 10tadan 700tagacha yozasan ekan. Endi bitta savobni niyat qilib qila olmasa bitta savob yozasan, qilsa 10tadan 700tagacha yozasan, yomon narsani niyat qilsa yozmaysan ekan. Agar yomon narsani niyat qilib qilsa bitta gunoh yozasan ekan. Bu bilasizlarmi qanaqa tijorat bu? Sen ummatim bandan faqat foyda qil, ziyon qilma deyapti. Gunohni niyat qilsang yozmayman, qilmaguncha qilsang bitta yozaman. Agar savobni niyat qilsang bitta yozaman, qilmasang ham qilsang 700 ta yoki undan ko'p ketiraman deydi. Musa alayhissalom talashyapti. Meni ummatimga bo'lsin desa, bu Muhammad ummatiga beriladi deydi. Parvardigora bir ummat bor ekan dedi Musa alayhissalom. 70 mingta kishisi jannatga hisob kitobsiz kirib ketadi. Meni ummatim bo'lsin, o'shinisi bo'lmasa, shunchani bermading deganda bu Muhammad ummati deylar ekan. Yana keladi rivoyatlarda. Eng yaxshi ummat degan ekansan bir ummatni. Ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna anil munkar. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarar ekan ular. O'shlar meni ummatim bo'lsin deganda Muhammad ummati bo'lar ekan. Buradalar, ana shu yahudiylarni qarasa faqat rohiblar qaytaradi haromdan. Rohiblar buyuradi dinga, nasroniylarni qarasa shu cherkovdagi popi yaxshi yur, yomon yurmada faqat o'sha gapiradi, o'zaro bir-birini to'g'rilgan buyurmaydi ular. Bizda buradalar, har birta musulmon al-amir bil ma'ruf va nahy anil munkar. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytaruvchi bo'lish shart. Chunki mana domla aytib o'tdi. Ana shu baloda tushgan ikkita farishta yoki uchta farishta A Parvardigor u balodi boshlaydi desek, u qishloqda o'rtasida bir solih banda ham bor ekan. Ha, u ham ketib qoladi hamma qatori deganda o'shini uydan boshlaylardi. Chunki o'zi zo'r bo'lgani bilan, tohir bo'lgani bilan tohir bo'lmadi. Boshqalarni qaytarmadi, balodi o'shini uydan boshlaylardi. O'shuning uchun aytamiz bir-birimizga, menga nima demaymiz? Qarasa menga kerakda u narsa. Chunki vatawasau bil haqqi vatawasau bis sabr. Bir-birini haqqa buyuradi va sabrga buyuradi ular bir-birini. Yana Musa alayhissalom so'radi, Parvardigora bir ummat bor ekan. Hammadan keyin yashar ekan u, hammadan birinchi kelar ekan jannatga. O'sha ummat meni ummatim bo'lsin degani bu Muhammad ummati der ekan. Birodarlar, ummatlar ichida oxirgisi bizmiz. Lekin birinchisi biz bo'lamiz qiyomat kuni jannatga. Muhammad alayhissalom jannatga eshigini ochmasdan turib jannatga eshigi hech kimga ochilmaydi. Muhammad alayhissalom ummatidan oxirgisi jannatga kira olmaguncha hech kim jannatga kirmaydi. Ummatlar saf tortib ochib turar ekan o'rtani. Biz o'tib boramiz inshaalloh o'rtasidan. Ana shu kunda qilgan tahoratlarimizda yuvilgan a'zolarimiz nur taratib turar ekan. Xuddi oq bir otda to'pta oyog'i oq, peshonasi oq bo'lgandek. Yuviladigan a'zolarimizni qaranglar-da. Chiqanog'imizgacha, oshiqimizgacha va boshimizga mas tortamiz. Yuzidan nur yog'ilib turadi. Boshqa ummatlar, bularda hammasi payg'ambar shekilli deb havas qiladi deyiladi kitoblarda. Bizga berilgan shu narsani.